Yine cumartesi saat 10 Doktor Sevgi Ekör YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki medikal estetik ve sağlıklı yaşamla uğraşıyorum. Bu sefer yeni hemşirem Şevval Hanım'a gözaltı tedavisi yapacağım. Gözaltı tedavileri biraz zor anlaşılıyor arkadaşlar. Kime ışık dolgusu yapılır, kime göz torbası mezoterapisi yapılır, kime cihaz kullanılır ya da kime aslında başka tedaviler yapmak gerekir. İşte o sana olur mu, bu sana olmaz mı? Ortaya çıkan kötü bildirimler var özellikle ışık dolgusu hakkında. Yok çok şişerse ne olur? Ya da işte bazı yüzde kayıyordur. Ya da işte sana hiç ışık dolgusu olmaz ya da sana sadece ışık dolgusu olur gibi o kadar çok kafa kargaşası görüyorum ki. Bir kere şöyle bir şey var. Bazı tedavilerde biliyorsunuz ki şişlik morluk olma riski vardır. Işık dolgusu da morluk beklemediğimiz ama şişlik bekleyebildiğimiz bir tedavi. Bu şişlik eğer 72 saate kadar sürüyorsa gene normal sürecinizi yaşıyorsunuzdur. Ama bu şişlik tutup da 3 günü geçmeye ve artmaya devam ediyorsa o zaman hekiminize tekrar başvurup o işlem hakkında tekrar bir düzeltme ya da ağızdan ek tedavi alma, hani ödemi attırmak vesaire için başka protokollere geçmek gerekir. O yüzden şişlik bir kere sizin tedavilerden uzak kalacağınız, sizi endişeye sokacak bir şey olmaması lazım. Onun haricinde gözaltının yapısına göre karar vermeniz gereken durumlar var. Mesela ışık dolgusu, eğer gözaltınız çukursa, bakın şurada bir çukurluluğunuz varsa ve koyulaşma varsa gözaltınızda, bunun için dört dörtlük bir tedavidir. Çünkü adı üzerinde dolgulaştırarak bu tedaviyi yapar ve lightening yani ışık efekti verir. Bu ne demek? Göz altınızdaki çukurunuza kanül yardımıyla enjekte ettiğimde burada çukurun dolmasını gözlemleriz. Elmacıkla birlikte düzgün bir hizalanmasını gözlemleriz. Aynı zamanda geçen günler etkisiyle işte 10 gün sonra daha açık, işte 3 hafta sonra daha açık, 6 hafta sonra daha açık olacak şekilde göz altına o ışık dediğimiz %40, %35, bazı hastalarda %50-60'a varacak şekilde lightening yani concealer sürmüş gibi aydınlanma efekti verir. Bu sebeple göz altında kullandığımız bu dolgunun adına ışık dolgusu demekteyiz. Onun haricinde eski yöntemlerle iğneyle batır çıkar batır çıkar şeklinde yapmıyoruz. Kanülümüzü sokacak şekilde, ta yanak bölgesinden girecek şekilde göz altına böyle serpiştirip çok kısa bir sürede orayı tahriş etmeden göze hiçbir zarar verme etkisi sıfır olacak şekilde bu dolguyu güvenle uygulayabiliyoruz. Kalıcılığı ortalama 1 yıldır. Kimi hastada 10 aya düşebilir, kimi hastada 15-18 aya uzayabilir. O yüzden ortalama 1 yıl deriz ve 1 yıl sonrasında da bu işlemin tekrarlanmasını öneririz. Bu demek değildir ki her zaman 1 yıl kalacak anlamına gelmiyor. Diğer dolgu işlemleri gibi düzenli yaptırdığınızda bu dolgunun da ömrü uzayabiliyor. Ya da gerilediğinde bu dolgu işlemi yine ilk halinizden %10-15 daha iyi oluyorsunuz. Dolayısıyla işlemi yaptırdım bir daha yaptıramadım işte daha kötü olur mu daha eski olur mu ne olur bu soruları düşünmeyin. Doğru eller yapıyorsa doğru malzemeler kullanıyorsa hep ilk halinizden daha iyi olacak şekilde bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Gel gelelim diğer tedavilere. Mesela elektri diye bir tedavi var. Göz altında hani morluk açmak için en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Ben zaten hemşireme X-Leraderm ışık dolgusu olarak X-Leraderm'i kullanacağım altına ve üstüne de elektri ile bir iğneleme yapacağım. Elektri başlı başına aslında içerisinde dolguya benzer bir mezoterapik madde bulundurarak göz altınızın tek seansta morluğunu açmak için ve sıkılaşma, işte yani çizgilerini açma ve parlaklık, canlılık vermek için gelişmiş bir tedavi sistemi. Yılda bir kez tekrarlıyoruz. Çok şiddetli olan hastalarımızda yeri geldiğinde bir 4-6 ay sonra ikinci seansını öneriyoruz. Bunun da sebebi ne? Mesela göz altınızda eğer sadece morluk var, sadece kırışıklık var, sadece nem kaybı var. O zaman ışık dolgusuna ihtiyacımız yok. Direkt elektri gibi bir uygulama yapabiliriz. Neden? Çünkü ışık dolgusunun amacında ne vardı? Çukurluluğun da olması gerekiyordu ki oraya biraz dolum efekti vermem gerekiyordu. Ya da hastanın bazen elmacık dolgusunu bu işlemleri yaparken bir arada yapma ihtiyacımız var. Bu kısımlarınız eğer zayıfsa ışık dolgusunu yerleştireceğim bölgeyle birlikte eğer ki elmacığınızdan daha öne gelme riski varsa o zaman mutlaka elmacığınızı da desteklemem gerekir. Ya da aynı şekilde hastanın bu bölgesi zayıfsa gene de gözaltı çok şükürse ama ışık dolgusunu kemik üstüne yerleştirip kemiğin onu tutma etkisinden faydalanabilmem için kemiği kuvvetli değilse hastanın en azından buraya bir bant çizerek
Ben de kendim aynadan kendi dolgularıma bakacak şekilde size anlatıyorum. Dolayısıyla benim de hem ışık dolgum hem elmacık dolgum mevcut. Gördüğünüz gibi bu hatlar benim gibi zayıf insanlarda kendiliğinden oturmuyor. Dolayısıyla kendi üzerimden de gösterebildiğim gibi aynı bebekte, genç yaşlı bireylerde olduğunda, iyi yüz hatlarında olduğu gibi gözaltının belli bir açılanması vardır. Yani belli bir çukurlukta kalması gerekir. Elmacığın da biraz çıkık durması gerekir. Dolayısıyla elmacığı zayıf olanlarda hem bu estetik görseli sağlamak için hem de ışık dolgusunun daha iyi tutunup yer değiştirme ve erken erime ihtimallerini ortadan kaldırmak için ikisini kombin ederiz. Öyle olduğunda hastama şunu şart koşarım. Senin yüzün mesela daha da zayıf olsaydı, şevvalin yüzü, onun da üstünden örnek göstereyim. Şuraları daha da çökük olsaydı, o zaman hem elmacık hem ışık dolgusu yapmam gerekirdi. O zaman hastama şart koşardım. Bana ışık dolgusunu tek başına yaptıramazsın. İlla elmacık dolgunu koyacağım, illa ondan sonra ışık dolgunu koyacağım. Eğer işlemleri bölmek istiyorsan önce elmacığını yapacağız, sonra ışığını yapacağız derdim. Ve ben dolayısıyla biliyorsunuz yüz mimarisi tescilim altında bu tarz işlemlerin nasıl bir algoritmada olması gerektiğini size ısrarla anlatıyorum. Gelin şimdi ışık dolgumuzu X-Lara'dan ve No More elektri tedavisini bir arada nasıl kombinlediğimi size göstereyim. Neden ikisini bir arada tercih ettim? Bakın burada bir çizgilenme var iki tarafında da. Eğer ki gece nöbetleri tutuyorsanız, eğer ki yoğun çalışıyorsanız, eğer ki ekrana çok bakıyorsanız, eğer ki ırsi olarak bir yatkınlığınız varsa, eğer vitamin eksiklikleriniz varsa gözaltınızda böyle problemlerin olması kaçınılmaz. Ama biz bunu yapmak için hem oraya işlem yaparız hem kişinin gene gözaltını dinlendirecek şekilde işte uykusunu iyi almasını öneririz. Ya da ütopik dünyada yaşayamayacaksınız, uykunuzu iyi alamayacaksınız. En azından vitamin kullanmanızı, arada bir soğuk uygulamanızı öneririz. Bu yüzden asla bir bahanelendirme yapmayalım. Kişinin dinamiğini iyi dinleyerek, önerilerimizi ona göre arttırarak istediğimiz sonuca, istediğimiz hedefe varma şansımız var arkadaşlar. Diğer bir nokta, bakın buralarında biraz ince kırışıklıklar ve koyulaşmalar başlamış. Aslında ışık dolgusu %40 açacak ama ben elektriğiyle birlikte hedefim %85 o morluğu açmak, %90, %100'lerde o morluğu açmak olduğu için elimde böyle bir kombin yapıp tek seansta aynı anda bu işlemi nasıl yapabildiğimi yine size göstereceğim. Ve seansın sonrasında bile aydınlanmanın olduğunu göreceksiniz. 2 gün mutlaka ya da 3 gün mutlaka ödem yaşayacağını kendisini uyaracağım. Ara ara buz uygulayacak. Bugün ya da yarın ödemi varsa alkol tüketmeyecek. Bugün sıcak duşa girmeyecek. Ağır spor yapmayacak. Ertesi gün havuz benle çalışmıyor olsaydı havuzla güneşe çıkabilirdi ama benle çalışıyor. Nasıl olsa işe gelecek ama öteki türlü siz yaz aylarında tatile gitmek istiyorsanız 24 saat sonra gidebilirsiniz. Sadece 10 gün kadar öğle güneşinin altında güneşlenmeyi yasaklıyoruz. Bir de 10 gün kadar hamam, sauna, solaryumu yasaklıyoruz. Aslında bizim tedbirlerimiz çok basit gördüğünüz gibi. Hadi gel şimdi işlemlerimizi birlikte yapalım ve ne kadar kısa olduğunu gösterelim sizlere. Şimdi yukarı bakmanı isteyeceğim. Yukarıya baktığında burada iç bölgedeki çizgilenmeyi falan tekrar daha iyi görme fırsatımız oluyor. Biliyorsunuz ki aşağı bakmak, yukarı bakmak, karşıya bakmak gözaltının da hani biraz değişime uğramasına neden oluyor. İyi misin tatlım? Çok acımadı değil mi? Yok. Ya korktuğum bir şey değilmiş. Benim elim hafif diyor. Şimdi ikisi arasındaki şu planın farklılığına bir bakalım arkadaşlar. Bu tarafını şimdi bir dakikada hemen yarısını koydum ışık dolgusunun. Gördüğünüz gibi şurada derin bir oyu ve çizgisi vardı. Hemen bakın o çizgi dağıldı ve açıldı. Ve bakın rengini değiştirmeye ve aydınlatmaya başladı. Ama bakın burada hala o çukurluluk var gördüğünüz gibi. O birleşme var. Zaten gözaltının aslında ne kadar daha koyuysa o kadar da aslında genelde dikkat edin o kişilerin gözaltları o kadar çukurdur. Hatta torbalanmaya bile başlamıştır. Dolayısıyla bizim kemikle cilt altı mesafesini açmaya ve doldurmaya ihtiyacımız vardır mutlaka. Haydi diğer tarafı da yapalım. Size söylediğim gibi uzaktan bir mesafeden giriyorum aslında gözaltına. Ve ucu künt bir kanülle yaptığım için bunun hani morartma delikleşme ihtimali yok.
Ama şunu uyarayım, eğer çok kılcallıysanız, yani cilt altında görünmez, aşırı kılcallarınız varsa, kan sulandırıcı şeyler kullanıyorsanız, bu künt bile olsa sizin ufak tefek kümelenecek noktalarınızda morluk yapma riski var. Çünkü kan sulandırıcıların aslında kılcalları arttırma ya da hani kanınsınız sulanık olduğu için dışarıya kan sızdırmasını kolaylaştırıcı etkileri var bu sebeple. Ben eğer hastam ileri yaştaysa ve onun için önemliyse kan sulandırıcısını kestirmiyorum. Varsa morluk olsun, arnika krem verelim, buz uygulasın, yine geçsin diyorum hani. Daha genç yaşta, daha durumları şeyse, kan sulandırıcı 3-4 gün hani kesmeye müsaitse de bu durumu açıklayıp istiyorsanız kesebilirsiniz diyorum. Evet, bu tarafı da bitirdim. Bakın buralara gene doldu. Bu tarafı da nasıl dolmuştu? Bu tarafı da nasıl doldu? Simetrik bir şekilde yaptık. Bir de biliyorsunuz ki asimetrilerimiz olabiliyor. Tek tarafa daha çok yatıp oranın daha basık olması, çukurun daha aşağıya inmesi gibi, yüz genişliğimizde ya da orbita kemiklerimizde farklılıklar gibi, biz bu işlemlerle aynı zamanda neyi planlıyoruz? Yüzün daha simetrik gözükmesini, yüzün diğer kusurlarını da ortadan kaldırmasını planlıyoruz. Çünkü bunlar genel bakış açımızdaki, en azından benim mükemmeliyetçi anlayışımdaki temel noktalar. Şimdi bu halini aklınızda tutalım. Gördüğünüz gibi ışık dolgusuyla birlikte kavuştuğu görüntü bu olacak. Ve bu sadece birkaç gün hafif bir şişlik yapabilir ve sonrasında geri çekilip eski haline alacak. Ve aynı zamanda 10 günle 6 hafta içerisinde göz altına konsider sürülmüş gibi, benim kendi kavuştuğum gibi, daha beyaz canlı bir görüntü verecek. Ama şimdi biz ne demiştik? Ben biraz daha onun hani şuradaki morluk ve inci kırışıklıklarının daha da çok açılsın istiyorum. Bestin beste olsun istiyorum. Dolayısıyla bir de üstünden elektrik tedavisi geçeceğim. Gelin onu da birlikte yapalım sizlerle. Tam elektrik tedavisine başlarken aklıma bir şey geldi. Gördüğünüz gibi Aziz Hanım'ın burnunda aslında bir rinoplasti var, yani estetik operasyonu var. Eğer ki rinoplasti olacaksanız, burun operasyonu geçirecekseniz, ışık dolgusu, elmacık dolgusu gibi bu bölgenizdeki işlemlerinizi ameliyata olun. 2-3 ay sonra ödemleriniz falan iyice yatışsın. Hani ameliyatın yaratacağı bir ödem ve lenf kanallarına yüklenmesi mevcut. Onlar geçtikten sonra biz o orta zona işlem yapalım deriz. Elektri gibi bir işlem yapacaksan, mesela göz altını aydınlatıcı sadece lokal bir işlem yapacaksan, bunun ameliyatla mameliyatla hiçbir alakası yok. Hadi şimdi birlikte elektriği enjekte edelim. Bakın incecik, yine mezoterapi yaptığım iğne ucumla cilde girecek şekilde. Az önce işim kemikle derinin arasındaydı ama şu anda işim ciltle alakalı, gördüğünüz gibi. Aynı mezoterapi yapar gibi küçük küçük gördüğüm mor ve kırışık olan gözaltı bölgelerini tarıyorum. Bu tedaviyi ayrıca sadece alt göz kapağına yapmak zorunda değilim. Eğer hastanın hem alt göz kapağı mor koyu hem de üst göz kapağında koyuluk varsa, o zaman bir tüpünü alt göz kapağına, bir tüp daha açıp da üst göz kapağına bölme şansım var. Sizin gözünüzü muayene edip nasıl planlayacağıma karar vermem gerekiyor. Bakın gördüğünüz üzere kirpik gibi ta göz dibine girecek kadar iğnemden batırıyorum. Elektri de gördüğünüz gibi noktalar noktalarımız mutlaka kaçınılmaz herkese şişlik olacaktır. Bunu hastaya baştan söylerim. 2 gün doğru düzgün buz uygulayarak, arnika gibi kremler sürerek o şişliğin yatışması ve morluğun yatışması için ekstra ev ödevleriniz var. Ta-ta. Gördüğünüz gibi iki tarafı da bir güzel iğneledim, hafif de şişirdim. Şimdi ben hastama ona ödev verdiğim arnika kreminden güzel sürüp masaj yapacağım. Ona da evde nasıl masajlayabileceğini göstermiş olacağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi göz çevresini hafif yayıp, göz kremlerimizi aslında en iyi bu şekilde sürüyoruz. Bakın şuralarınıza baskı yapmanız önemli mesela. Şöyle masajlaya masajlaya kenara veriyor gibi, yana veriyor gibi şöyle ellerinizi nizami bir şekilde hareket ettirmeniz hem kremin etkisini daha çok arttırmanızı sağlayacak, hem de buradaki şu kanalı masajlamanız, orası biliyorsunuz gözyaşı kanalımız ve aynı zamanda lenf noktamız, oradan ödemin daha hızlı atılmasını sağlayacak şekilde manuel bir terapi etmiş gibi olacaksınız kendinize. Geçmiş olsun. Güle güle kullan.
Bir sonraki yayınımız yine cumartesi günü saat 10'da olacak. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğeni göndermeyi unutmayın. Herkese iyi hafta sonları.